vatanımızın, ülkemizin insanlarından bir grupla tanışma vakti şimdi. Hem de denizin tam ortasında, hem de iftar vaktinde, hem de iftar sofrasında, hem de hem memleket, hem ana baba, hem eş, hem evlat hasretiyle birlikte hepsi masada. Kameraman Arif Soner Kalkan'ın görüntüleri eşliğinde Altay Altuğ'un özel haberi, denizin ortasında iftar sofrasındayız. Eda kolay değil, dile kolay. Eda'yı denizde geçiriyorsun, çalışıyorsun, yoruluyorsun. Yeri geldi mi uyumuyorsun. Balıkçının sermayesi uyku. Hani vakit buldukça uyuyacaksın. Eşlerini, çocuklarını, anne babalarını, kısacası tüm sevdiklerini geride bırakıp her yıl ekmeklerine yelken açıyorlar. İki evi var onların ama yılın büyük bölümü vira bismillah diyerek yola çıktıkları bu teknelerde geçiyor. Her şeyden uzaksın, her şeye özlemsin. Mecbur iple çekiyorsun. En çok kimi özlediniz? Oğlumu. Nerede? Ordu'da. Gözümde tütüyor yani, yalan yok. Baba yok. Anne bekliyor. Kardeşler bekliyor. Allah kavuştursun diye. İnşallah. Eylül ayında teknelerle denize bir çıktılar, bir çıktılar. Günlerce uykusuz kaldılar ve alın telleriyle çalıştılar teknede. Nisan ayı geldi, çattı. Şimdi balıkçı teknelerindeki balıkçı emekçileri, işçiler memleketlerine, Ordu'ya dönecekler. Gurbet sona erecek. Ramazan'ın İlk günlerinde onlar teknede geçiriyorlar. Son rötuşlar. Evet abi. Son rötuşlar. Şu anda av tamiratı. Av tamiratı. Evet. Memlekete dönünce ne yapacaksınız? Memlekete dönünce isteyen arkadaşlar çalışmaya giderler. Günlük iş. Cüneyt abi, sezon nasıl geçti? Lüfer oldu, çinekop oldu, hamsi oldu, istavrit oldu. Her şey pahalandı. Yani dünyada, Türkiye'de olduğu gibi bizim de her şeyimiz pahalandı. Yani küresel bir şey, bizim yapacak bir şeyimiz yok. Ramazan nasıl geçiyor peki teknede? Buradan işte bizim gördüğümüz dışarısı. Başka bir şey yok. Ezan sesi arada bir yakında olursak öyle. Her zaman uzak geçiyor bizde, sadece Ramazan'a değil. Biz Eylül, Nisan. Bu aralar maalesef yalnız. Mevsimlik işçisiniz çünkü. Mevsimlik, evet. Gurbet işçilerisiniz. Gurbet işçileri. Fabrik işçilere. Hepimiz orduluyuz. Herkes ordu. Evet, evet. Bütün ordulular buradaysa bir ordunun dereleri yaparız herhalde, değil mi? Ordunun dereleri aksa yukarı aksa. Ordunun dereleri aksa yukarı aksa. Vermem seni ellere. Ordu üstüme kalsa. Gemici mutfağındayız şu anda. Halit abinin mutfağındayız. Hayırlısına Ramazan ayı geldi şu an. Gemiciye balık filan pişiriyoruz. Balıkçıların iftar menüsü. İftar menüsü balık. Bulgur pilavı. Bulgur pilavı. Bu mercimek çorbası. Bu da? Barbunya fasulye. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ve İstanbul için iftar vakti. Şimdi teknedeki balıkçıların iftarına konuk olacağız biz de. İşte emekçilerin iftar sofrası. Bu sofradaki her şey alın teriyle geldi buraya. Allah herkesin orucunu kabul etsin. Zekai abi şimdi iftardan sonra ailesini aradı. Eşiyle ve çocuğuyla konuşacak. Neredesiniz? Oğlum ne haber? İyi misin? Neler vardı iftar yemeğinde orada? Çorbamız vardı, salatamız vardı. Orada eminim balık vardı, 7-24 balık yiyorlar. Buna nasılsın? Dedin mi babanı? Evet. Birkaç gün sonra tamamen kavuşacaksınız. Evet. Gün sayıyor, ağlayacak şimdi, gözleri doldu.